Merhabalar. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Şimdi bir kayınpederin damat adayıyla birlikte metro ile maça gidiş hikayesini izleyeceğiz. Güzel. Evet. Sen maça giden biri misin? Ben ilk defa maça gittim birkaç hafta önce. Hangi maça? Fenerbahçe Kasımpaşa. Ben hem Fenerbahçeliyim hem de Kasımpaşalıyım. Burada hem Fenerliyim Kasımpaşalı biri var. Bir mikrofon verelim mi ya? Güzel bir konu var burada. Benim şöyle olmuştu. Ben zaten Fenerbahçe formasıyla gittim. Çok küçüktüm, 10 yaşında falandım. Sonra beni semtten abiler görünce kendi tribününe aldılar. Sonra babam beni kaybetti falan böyle. Fenerbahçe tribününde kayboldu. Yani aldılar gittiler sonra işte ben aldılar buldum. Gittiler ne ya? Bayağı oyda karambol içinde seviniyorsun. Korktun mu? Yok korkmadım. Kasımpaşalı abilerin içinde maç izlemek daha keyifliydi yani. O Kasımpaşa tribününe gittin. Evet ben Fenerbahçe formasıydım. Bana güzel. Dediler ki kızım sen ne yapıyorsun hani işte bu maça geldin haberimiz mi yok babanla mı geldin? Evet dedim babamla geldim. Vay dedi baban dedi Fenerbahçeli miymiş haberimiz yok dediler. Ulan babayı da afiş ettin harika. Aynen sonra aldılar beni Kasımpaşa tribününe. Babamın da hoşuna gitti zaten şey oluyor yani Kasımpaşa daha böyle hani kendisi aile gibi bir taraftar grubu olduğu için az kişi oluyorlar falan. Ben de hepsini tanıdığım için. Daha sonra işte... Siz Kasımpaşa'da mı yaşıyorsunuz ben bu arada? Ben doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Hala Kasımpaşa'da oradan, yaşıyorum. Kalk tanıyorlar. Hepsini tanıyorlar. Evet. Aynen öyle. Çok güzel. O ne yaptın arada? Kalk. O Kasımpaşa'nın... O Kasımpaşa'nın tribün marşı. Ne o? Biraz yapar mısın? Kalk Kasımpaşa. Kasımpaşa. Harika bir seyirci. Yani şu an yüzde kaç mesela Kasımpaşalı, yüzde kaç Fenerli hissediyorsun? Ben %100 Fenerbahçeliyim ama doğduğum yeri hiçbir zaman unutmadığım için Kasımpaşa'nın tribünde ayrıdır. Ve şöyle bir şey savunuyorum. Spor bence tamamen ben dans ediyorum. Dans, spor, bu tarz böyle tiyatro gibi şeyler tamamen keyif alma amaçlı olduğu için taraftarlığı böyle dozunda yaşamayı seviyorum. O yüzden... Helal olsun sana be. Çok güzel konuştun. Öyle şey hani sevdiğim bir spor dalını vesaire izlerim ama gönlüm tabii ki Fenerbahçe'den yana her Süpersin, zaman. Süpersin. Çok güzel konuştun. Vallahi tebrik ediyoruz seni. Harikasın. Ben teşekkür ederim. Evet sen peki? Sen Fenerbahçe Kasımpaşa maçına gittin Ayşegül. Evet. Ne oldu? Yendik tabii ki. Yendiniz? Evet. Kaç bitti maç? 2-1 bitti galiba. 2-1 bitti. Galiba mı? 2-1 bitti. İlk gittiğin maçı hatırlasan evet. Güzel olmaz mıydı? 2-1 güzel. Bizde çok sakat var geliyor. Cenan ve Hilmi yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Beşiktaş. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya insan kız arkadaşının babasının üstüne atlar mı? Ayak mısın oğlum sen? Biraz heyecanlandım. Oğlum metrodayız tamam ya. Millet rahatsız oluyor. Gidelim maçta bağıralım. Teyze! Rahatsız oluyor musun? Ney? Efendim? Baba kulakları duymuyor bunun ya. Olsun ya. Sen bir kendini kaptırıyorsun. Sen ne yapıyorsun maçta? Ben öyle. Ben çok fena Beşiktaşlıyım. Ben yarın öbür gün bak senin kızınla evlenirim. İnşallah. Maç gününe denk gelir. Ben düğüne gelmem. Oğlum ne demek gelmem ya? Saçmalama. Öyle şey olur mu lan? Kurarız projeksiyonu, hep beraber izleriz. Budur yani bunu kuralım. Tamam. Canım ya. Stat gibi olmaz ama güzel olur. Ya güzel olur tabii canım ya. Dur yapma anneciğim dur. Yapma anneciğim. Anam ne yapıyorsun sen ya? Bak abi kızıyorsun değil mi abisi? Evet kızıyorum. Yapma annen öyle. Siktir lan. Siz de yani çok naifsiniz. Öyle delilir mi yani? Böyle kızarsanız inanmam. Bana bak, senin kemiklerini kırarım. Geç lan yerine. Geç beni çıldırtma. Senden görüşeceğiz oğlum. Senden görüşeceğiz. Beyefendi çocuk da o. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bir ortamız yok. Hanımefendi kız dediniz kızdım. Ben ne yapayım ya? Tamam bana niye kızıyorsun? Ne bana bağırıyorsun suratıma? Çekil o zaman kere dokunun. Kusura bakmayın. Oğlum sen ne yapıyorsun? Manyak mısın lan sen? Ya baba. Allah Allah. Maç günleri böyle oluyorum, geriliyorum ben. Ya ben maç günleri Metin Oktay'dan daha büyük Beşiktaşlı oluyorum. Oğlum Metin Oktay'dan daha büyük Beşiktaşlı olabilirsin. Metin Oktay Galatasaray'da. Nasıl ya? Metin Oktay Feyyaz yok muydu? Oğlum Metin Ali Feyyaz. Oktay nereden çıktı? Oktay ne alaka? Aklım hep Oktay Kaynarca'ya gidiyor ya. Ya aklın nasıl Oktay Kaynarca'ya gidiyor? Ben bunu anlamıyorum.
Bana bak, sen Beşiktaşlı değil misin lan yoksa? Hayır ya. Ne demek hayır ya? Geldiğinde mi büyük büyük hareketler? He? Hayır, Metin Ali Bey yazı bilmiyor. Ne Beşiktaşlıyım? Üstünde forma yok oğlum. Belki Fener maçına gidiyoruz, forman yok. Ya uğurlu formamı annem yıkamış. Formam yok ama bak atkım var. Sergen Yalçın'ın atkısı bu. Allah'a mı lan? Tabii. Ver bakayım. Oo, oğlum bunda etiket var. Ha, Sergen sattı bana ya. Allah'a mı? Bak bakayım nasıl durdu. Sergen gibi durdun mu lan? He? Tabii, durdum. Sergen gibi oldu mu? Durdu ama ben sana çok kırıldım Fehmi amca. Niye oğlum ay? Benim Beşiktaşlılığımı sorguladı. Ya olur mu öyle şey? Hani sevdiğim kızın babası olmasan ağzını yüzünü dağıtırım şu an. O nasıl laf lan? Yani gerginim diyorum işte. Maç günleri ama gerginim. Şu an başka bir renk görmeye bile tahammülüm yok benim yani. Şuraya var ya 2-3 tane Fenerli gelsin bak sen beni o zaman gör. Daracında olsak bile sosyal türlü. Fenerliler geldi, ne yapacağız? Kelbiyeni tak. Tamam başkanım. Bu da bundan anlıyor. İnşallah senin ağzın bunu dağıtır. Sen nasıl bir çocuk? Korktun değil mi? Yok korkmadım. Ben elimden bir kaza çıkar diye korkuyorum baba. Tamam. Bağırma. Dikkat çekmeyelim. Bağırma adamlar. Tamam. Bakma oğlum oraya. Adamlar bize bakacak. Ama o bakıyor. Tamam bakma. Sen bakma. O baksın. Sen bakma oğlum. Tamam sen bakma. Adam ne? Ya sen bakma. Dikkat çekeceğiz ya. Bakma adamlara. Dikkat çekeceğiz. Vuruyorsun beni bir. Sinirim bozuldu ben korkudan ne yaptım biliyor musun? Metroda Beşiktaşlılar var. Anladılar işte. Ediyorsak anlarlar hemen. Hemen anladı dikkat çektik. Merhabalar efendim. Evet biz Beşiktaşlıyız. Biz de sizler gibi bir futbol müsabakasına gidiyoruz şu anda. Sen de bir şey söylesene. Söyle. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu seni. Siz bilmiyor musunuz? En meşhur Beşiktaşlıyım. Bilmiyor musunuz? Biz biliyoruz da yani seni tam ayıkamadık biz. Abi tamam belli ki Beşiktaş'ı. Sen ne ayaksın abi? Ben Fenerbahçeliyim. Nasıl Fenerlisin ya? Koyu. Çok fanatik, öyle böyle değil. Ben deli, hasta Fenerliyim mi? Forman nerede birader? Annem uğurlu formamı yıkamış ya. Oh be! Evet ama lacivert pantolonum var bak. İyi de sarısı yok. Baksırım sarı abi. Sarı lacivert. Ulan sen ne dönek bir adammışsın ya. Sen ne dönek bir adammışsın. Bu büyük dönek bu. Siz tanıyor musunuz birbirinizi? Evet. Hayır ya. Lan nasıl hayır lan? Nasıl hayır? Oğlum senin, onun adı mesela Bünyamin. Az önce konuşurken ben söyledim ya. Benim adım da Fehmi. Şu an kendi söyledi. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Amca sen korktun da yalan mı söylüyorsun ya? Ya ne kork? Hayır yalan söylemiyorum. Kendisi hatta benim kızımın erkek arkadaşı. Doğru mu lan? Hayır ya kendi geldi dedi bana senin yaşında kızım var alayım mı seni ona dedi. Ya amca ben ne yapayım senin evde kalmış kızını. Hadi beyler üçlü. Oo. Bir, iki, üç. Kanarya. 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 Tamam başkanım. Tamam mı? Senin bak. Efendim başkanım. Sen çok pis yapalım bak. Tamam, tamam mı? Tamam başkanım. Tedbirini tak. Çok seviyorum Fenerbahçe başkanım. Sağ oğlum sen nasıl gevşek bir adamsın ya? Sen nasıl gevşeksin? Oğlum sen az önce kendin bana geldin demedin mi? Ah dedin buralarda dedin birkaç tane farklı takım görsem, farklı renk görsem sen o zaman beni gör demedin mi? Evet dedim. Olsa dedim birkaç Fenerli arkadaşım daha seni bir dövsek dedim. Gel lan buraya. Dur gel. Dur yok. Yavaş. Yerler yaş. Oğlum sen hayırdır lan? Hayırdır oğlum sen? Bu tek adamı bulduk, tek rakip takım taraftarı diye buraya üstüne yüklenmek falan, araya sıkıştırma falan bize yakışır mı ya? Oğlum biz rakibiz rakip, düşman değiliz. Doğru, bu şimdi tek başına tat vermez. Bak ya. Bunun yanında bir 4-5 Beşiktaşlı daha olacak, o zaman siz beni görün. Sen nasıl bir adam? Lay 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 lay. O Beşiktaş. Lay 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 lay. Metroda Fenerliler var. Gördüm abi. Şu elimi bir alabilir miyim ben? Şunu bir alalım. Canım, canım. Babaanne hadi biz bu durakta iniyoruz.
şişine. Gel teyzem benim, gel. Hanım biz bu durakta iniyoruz. Hadi gel oğlum. Sana görüşeceğiz demiştim. Baba inelim mi biz bu durakta? Baba mı? Pardon han, bu kim ya? Ne babası ya? Ben seni tanımıyorum arkadaşım. Beni niye rahatsız ediyorsun? Nasıl sürekli tanımıyorsun beni ya? Amca bu seni rahatsız mı ediyor? Bu arkadaşlar büyük delikanlı arkadaşlar. Ama bu rahatsız etti. Geldiğimden beri bana neler yaptı bu metroda. Senin dedi neler yapacağım. Tek yakaladılar beni. Dini yanacaktım lan. İyi ki geldiniz kara kartallar. Allah razı olsun sizden. Çok korktum ben orada. Dövelim hep beraber dövelim. Dur bir dakika. Birader sen hangi takımlısın? Beşiktaş. Beşiktaş mı? Lan hani Fenerliydin sen? Annem Fenerli, babam Beşiktaşlı. Melezim ben. Hani üstünde hiç siyah beyaz bir şey yok? Nasıl? Tişörtüm beyaz. Siyah nerede? Baksırım siyah. Bana baksırım sarı dedi. Başkanım! Yalan konuşuyor. Bakacağız, çıkar baksırını. Çıkarsın, çıkar karım. Nasıl çıkarayım ki? Ne demek nasıl çıkarayım? Çıkar lan baksırını. Ben nasıl baksırını, nasıl çıkarayım? Ya bunu daha ne konuşuyorsun? Dövelim bunu ya. Vallahi ya, dövelim. Hep beraber bizi öbüründen düşürsün lan. Evet ya, sen öbüründen düşürdün. Neyse, kadın geldi. Baba? Kızım? Aşkım? Aşkım? Atiba? Ne Atibası be? Ya ne Matiba Matiba olur mu? Gustavo bildiği. Ya ne Gustavo'su ya? Her siyah futbolcu olmak zorunda mı? Ha? Cennet Mahallesi Aliş. Sıkma canına Aliş, lütfen. Teyzeciğim, saçmalamayın. Ne oluyor? Aşkım çok kötü şeyler oldu. Metroda babanla bizi az kalsın dövüyorlardı. Oğlum beni niye dövüyorlar? Beni kimse dövmüyordu ya. Beni kimse dövmüyordu. Seni döveceklerdi. Nasıl? Bunu dövecek. Kızım bu bana dedi ki Beymi amca, Beymi amca, ben dedi iki tane maça bilet aldım dedi. Seni dedi maça götürün. Birlikte Beşiktaş maçı izleyelim iki Beşiktaşlı olarak dedi. Biz metroya bindik. Ondan sonra Fener... Fenerli'nin geldi çok oldu var. Var o kadar korktum ki dedim ya Allah'ım kara kartallar geldi de. Bir anda böyle kendimi güvende hissettim. Ben oradan onu yalnızdım. Bu çocukla bir daha görüşmeni istemiyorum kızım. Ya neden oldu böyle? Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor ya? Bugün takımını yarı yolda bırakan yarın seni de yarı yolda bırakır ya. Ya siz niye maça gidiyorsunuz ki? Bünyamin Beşiktaşlı değil. Ha. Ha, Fenerliymiş işte. Fenerli. Hayır, Fenerli de değil. Hangi takımlı bu ya? Galatasaraylı. Ben Galatasaraylıyım. Ben de Galatasaraylıyım dedi bana. Montu kırmızı, baksırıyı da sarıymış. Bir dakika ya, siz baksırının rengini nereden biliyorsunuz? Kendi söyledi. Göster dedik de açmadı ya. Sen metroda insanlara baksırının rengini mi anlatıyorsun? Hayır hayatım. Ben bir açıklama yapabilir miyim? Sen ne ayaksın lan? Dövelim bunu ya. Hayır. Dövelim ya, bunu. Ya bırak bunu ya. Bir dakika ya. Ben ne Galatasaraylıyım, ne Fenerliyim, ne Beşiktaşlıyım. Hangi takımdasın lan? Oo Türkiye, Türkiye, haydi zaferi, Türkiye, Türkiye, ooo, ooo. Lan sus, bir de milli takımı alet etme buna ya. Sen ne rezil bir adamsın. Tamam, ben futbol sevmiyorum ya. Anlamıyorum futboldan da ne öyle 23 adam bir topun peşinde. 23 değil yalnız, 22. Niye, hakem koşmuyor mu? Kaleciler de duruyor ama. O zaman da 21 yapıyor lan. Ne diyorsun oğlum sen? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Bir saniye beni bir dinler misiniz? Tamam ben yalan söyledim ama niye söyledim? Niye söyledin? Sevdiğim kız Galatasaraylıyım dedi. Ben de Galatasaraylıyım dedim. Sevdiğim kızın babası Beşiktaşlıyım dedi. Ben de Beşiktaşlıyım dedim. Ya bu beni çiğ çiğ yer. Ben nasıl Fenerli dedim ya. Korktum, o yüzden yalan söyledim ben. Ne diyorsunuz? Ya yemezler. Ya ben yemezler. Yemezler. Ne kavga ediyorsunuz? Aa Zokora. Ya sen de mi ya? Ya değil Cennet Mahallesi Aliş diyorum. Allah Allah. Emice ben de Trabzonsporluyum. Bunlar beni dövecekler. Ben Rizesporluyum. Ben de Rizesporluyum. Yaşasın atmacalar. Ulan sen de yalan dedin. Böyle bir şey olmaz.
hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be, zil geldi. Gecin yazarları Hilmi ve Cenan. Çok güzeldi. Yani böyle taraftar skeçlerin insan tırsıyor çünkü herhangi bir taraftarı kırmamak lazım. Sınırlarda dolaşıp hiç hata yapmadan Hilmi'yi yakarak skeci bitirdik. Çok güzeldi. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Buyur. Biz muhtemelen işte amblem olanlar da amblemleri kapattılar. Biz içeri dedik ki ya niye kapatıyoruz biz amblemleri falan, yasakmış. Bu arada sahnede olanlar hakikaten o takımlı mı? Yani herkes evet. Bu Beşiktaşlı falan. Ben Fenerbahçeliyim. He, siz de Fenerlisiniz. Sen Rambo. Biz böyle çok güçlü olurduk abi. Ya, çok güzel. Çok güzeldi. Sınırlarda şaka ya Atiba. Evet yani Gustavo şaka. Cennet Mahallesi Aliş de çok güzeldi. Çok güzel hareketler. Devam ediyor akşamınızda. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi mutlu.